Merhaba, ben Can Oba. Doğanın tadına hoş geldiniz. Yöresel lezzetleri yerinde keşfetmeye devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Kurfallı. İstanbul'a çok yakın bir yerleşim yeri olan Kurfallı'da manda ve manda sütünün peşine düştük ve vakit kaybetmeden isterseniz hemen yola koyulalım. Sabah kalktığınızda bir manda mı yetiştireyim dediniz. Ne oldu? Sütün, yoğurdun, tereyağın, kaymağın i̇şte, çok popüler de, evet, oldu onu. Şimdi burada duracağız evet. Çünkü... Çiftliğimize yakışır, bizim kendimize yakışır. Çok düzgün bir sucuk olsun istiyorum. Bugün sizler için neler hazırlayacağım? Tabii ki olmazsa olmaz sucuğumuz var. Ayrıca bugün bir de tatlımız var. Güzel bir yoğurtlu cennet meyvesi tatlısı yapacağız. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sizler çok nasılsınız? Teşekkür ederim. Valla çok güzel bir çiftlik. Aşağıdan gelirken gördüm. Teşekkür ederim. Mandalar da maşallah çok besili ve sağlıklı gözüküyor. İstanbul ve çevresinde manda sayısı çok az aslında. Sabah kalktığınızda bir manda mı yetiştireyim dediniz. Ne oldu? Hakikaten çok besili ve güzel bir çiftlik burası. Teşekkür ediyorum. Doğma büyüme buralıyım. Çocukluğumuzdan beri hayvancılık ve tarımın içerisindeyiz. Fakat bir dönem böyle hayvancılıktan koptuk. Daha çok tarıma yöneldik. O koptuğum dönemlerde de böyle içimde hep şey var. Yani tekrar hayvancılığa başlamalıyım. Yine hayvancılık yapmalıyım gibi. Hep böyle internetten araştırıyorum. Evet. Sosyal medyada araştırıyorum. İşte televizyonlarda falan görüyorum. Farklı bir şey yapmak istiyorum. Oğlumun okulunda böyle öğrenmiştim o sözü. İşte farklı değilsen benzersin diye. Ben de farklı bir şey yapayım. Daha sonra araştırmalarım içerisinde Türkiye'de manda sayısının 1980'lerden 2000'lere gelirken 1 milyondan 80 bine düştüğünü gördüm. Evet. Kocatepe Üniversitesi'nin bu işe ciddi yatırım yaptığını falan gördüm. Evet. Ben de bu ayağını oluşturabilirim diye düşündüm. O şekilde mandacılığa heves ettim. Yurt dışına gittim, yurt içinde çiftlikler dolaştım. Bunun ürünlerinden ne yapabilirim diye düşünürken İşte sütün, yoğurdun, tereyağın, kaymağın i̇şte, çok popüler oldu onu. Şimdi burada duracağız. Evet. Çünkü asıl sorumu sormam lazım burada. Siz yanılmıyorsam bir manda sucuğu da manda yapıyorsunuz. Manda sucuğu üretiyorum. Evet, bu konuda ben bir bilgi alayım sizden. Manda sucuğu. Bu nereden geldi yani manda sucuğunun? O araştırmalarım esnasında şunu öğrendim. Bundan işte 30 yıl önce, 40 yıl önce özellikle Afyon bölgesindeki o güzel sucukların İçerisinde ciddi bir oranda manda eti olduğu öğrendim. Bu bilgi doğrultusunda oradan işte ya ben bunu işte geliştirebilirim. Türkiye'de manda sucuğu diye baktığınızda, aradığınızda özellikle internette o sucukların içerisindeki manda eti oranının çok düşük olduğunu, affedersiniz sığır etiyle, inek etiyle desteklendiğini gördüm. Sizinki kaç? Benim %40 manda eti koyuyorum, %40 dana eti koyuyorum. Anladım. Sucuğu yaparken. Yarı yarıya yapıyorsunuz. Yarı yarıya. Kesinlikle kavram yağı kullanmıyorum sucuklarımda. Biliyorsunuz hani insanlar hep der ki ya sucuk çok baharatlı, işte midemizi yaktı. Evet. Aslında ondan baharat, ben de şikayetçiyim. Aslında baharat yakmıyor. Evet. Kavram yağı yakıyor. Evet. Ve içerisinde kullandıkları o yani biraz kötü etleri de bastırabilmek adına baharatı çok. Bir gizleme tekniği olarak kullanıyorum. Anladım. Şimdi ben burada ne yapıyorum? %40 manda eti koydum, %40 dana eti koydum, %20 kavram yağı yerine kuzu döşüğüyle. Kuzu döşü. Bu kuzu çok döşüğüyle güzel. Onu aynen, yağlıyorum. Ama pahalı olmuyor mu biraz? Pahalı. Yani benim kendi etimden daha pahalı. Değil mi? Burada ben bir soru sormak istiyorum. Hiç %100
yaptınız mı sucuk? Yani %100 mandadan denediniz mi yani? Denedim. Ben, çünkü evet. Ben burayı sucuğa yaklaşık 3 yıl nasıl? Önce başladım. Nasıl? Ben yemediğim için olmuyor. Söylüyorum. Olmuyor, olmuyor değil mi? O tat biraz... Çok sert oluyor, çok sıkı oluyor. Evet. Mecbursunuz etten içerisine dolayı... yağ katmaya. Evet. Ben şunun için aslında sormak istiyorum. Bu gibi işletmelerin ben Türkiye'de daha çok çoğalması taraftarıyım. Özellikle gençlere de örnek olması taraftarıyım. Evet. Çünkü insan ararsa, bakın siz biraz önce konuşurken söylediniz, bir 7 sene evvel, bakın 7 senede bunlar oluşmuş. Arkadaki gördüğümüz çiftlik, işte hayvanlar, bunların üretilen ürünler, bunların pazarlanmaları ve gençlerimiz için de güzel bir alan, bence ilgi duyabilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü toprağa kesinlikle ne verirsek muhakkak geriye bize bir şeyler veriyor. O zaman siz bize müsaade ederseniz sizin hem şu meşhur tabii, sucukları tabii bir tadalım, aynen, hem aynen de güzel bir şeyler yapalım. Belki siz de bize eşlik edersiniz. O zaman vakit kaybetmeden yerimize geçelim. Çok buyurun, teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet, şimdi sizler için neler hazırlayacağım? Öncelikle Süleyman Bey'e bir teşekkür ediyorum huzurunuzda. Çünkü gerçekten bize burada müsaade etti ve güzel bir masa hazırladık burada. Ve bize de kendisi sağ olsun birazcık da yardımcı olacak menümüzü hazırlarken. Bugün sizler için neler hazırlayacağım? Öncelikle tabii ki olmazsa olmaz sucuğumuz var. Biz de klasik olarak sucuğu mangalda yaparız. Nasıl yaparız? Düz keseriz, kütük tabiri, ya da eline keseriz. İşte daha da böyle yarım ekmek falan yaparız. Ben bugün birazcık değiştireyim dedim sizler için. Sucuğu birazcık peynirli ve pastırmalı yapacağım. Biraz değişik olacak. Bunu hazırladım sizler için. Tabii pastırma ve sucuğun yanına patates kızartacağız. Birazcık tabii belki kırmızı size birazcık değişik gelebilir. Bu da Uzakdoğu'nun tatlı patatesleri diye geçiyor. Bundan da birazcık kızartacağım. Tabii normal Türk patatesimiz de var. Onu da ilave edeceğiz. Ayrıca bugün bir de tatlımız var. Bilirsiniz bizim Trabzon hurmamız var ya da diğer adıyla cennet meyvesi. Onunla birlikte güzel bir yoğurtlu cennet meyvesi tatlısı yapacağız. Öncelikle ama yapacağımız iş... Mangalımızı yakacağız. Daha sonra da mangalımızı yanarken birlikte tatlımıza başlayacağız. Tabii mangalımız bittikten sonra da etimizi, daha doğrusu sucuğumuzu kızartacağız. Öncelikle mangalımızı yakmakla başlıyoruz. Evet, mangalımız yandı ama Süleyman Bey, siz de bu konuda böyle biraz iddialı gibi duruyorsunuz. Evet. Belki bana biraz yardımcı olursunuz. Ben patatesleri keserken şöyle yavaş yavaş bir mangalla ilgilenirseniz ben de patatesleri hazırlayayım. Tabii bu arada patateslerimizi gördüğünüz gibi ortadan ikiye ayırıyorum. Siz genelde mangalda neler yapıyorsunuz? Yani tabii sucuk dışında diye. Sucuk dışında. Vallahi son yıllarda, işte son iki yıldır sucuk çok revaçta olduğu için, biz de hep ürettiğimiz için. Evet. Dostlarımız sağ olsunlar hep sucuk yemeye geliyorlar. Oo, çok güzel. Bizim yukarıda evimizde peçkamız var. Oh, o peçkanın üzerinde daha çok sucuk yapıyoruz. Şöminede yine peçka sucuk yapıyoruz. Peçka derken bilemeyenler için. Bu peçka aslında peç Rusça'da soba demek. Evet. Peçka da bize Bulgaristan göçmenleri, o macir evet dediğimiz vatandaşlarımız, bizim dilimize onu öyle yerleştiler. O bir soba türü. Tabii bizim o eski... Eski kuzine, kuzine diyebileceğimiz. Sobalar, evet. Eski aynı anda sobalar. Börek pişen, çay pişen, eşya kuruyan, hepsi çamaşır bir arada kuruyan, ama o zamanlar lazımmış yani. Evet. Bize öyle kurutma makineleri falan yokmuş o zamanlarda. Biz onu daha çok yapmaya çalışıyoruz ama tabii kuzu, eşim daha çok kuzuyu sever mesela. O çok güzel. Kuzu pirzola daha revaçta. Sucukla evet, beraber. Etleri, kuzu tabii, etleri. Kuzu etleri. Ama bu ara tabii birazcık da balık mevsimi. Balık yapmıyorsunuz herhalde. Yoksa seyrek mi?
Vallahi biz hiç mangalda balık yapmıyoruz. Mangalda balık daha çok ben sağ olsun Silivri'de onu. Bu arada biraz zeytinyağı ilave ettim. Evet. Evet. Silivri'de balıkçıların kendin pişir kendin ye tarzı yerleri var. Yani diyorsunuz hiç uğraşmayayım. Uğraşmadan lök oradan gelsin bana aynen, balık. Palamutları orada hiç yiyoruz. Hiç uğraşmayayım üstümde kokmasın diyorsunuz. Aynen. Patateslerimizi olgunlaşmaya başlayacak, kızarmaya başlayacak. Bu arada ben de tabii ki birazcık tatlı yapacağım. Tatlıyla aranız nasıl Süleyman Bey? Vallahi aslında çok seviyorum ama biraz şekerim sınırda bu aralar. Evet. Onun için kontrollü yiyorum. Kontrollü yiyoruz. Herhalde yaşlandı ilgili mi? 18 yaşında ne bulsak götürüyorduk ama yaşlanınca aynen, daha aynen. Mı bilinçleniyoruz yoksa metabolizmamız mı daha az yakıyor? Yani metabolizma yavaşlıyor kesin. Tabii evet. Ki. Onun için bizim yaşımızdakilerin biraz daha tatlıya dikkat etmesi tatlıya lazım. Onun için ama birazcık az ve doğal bugün yapalım. Kesinlikle. Size de bir şey olsun misafirleriniz gelirken. Aynen. Gelirse eğer size. Öğreneyim ben de bunu da. Biz de elimizde değerse biz de yapalım. Evet. Şimdi bugünkü tatlımız cennet meyveli, daha doğrusu Trabzon hurmalı güzel bir süzme yoğurt manda sütünden tabii ki. Güzel bir tatlı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle. 500 gram ben manda yoğurdu aldım. Tabii ki eğer mümkünse süzme yoğurt alabilirsiniz bunun yerine. Bunu da kullanabilirsiniz. Ayrıca yaklaşık 4 tane cennet meyvesi, daha doğrusu Trabzon hurmasını püre haline getirdim el blenderıyla şu şekilde. Ayrıca yaklaşık 100 gram pudra şekeri kullanacağım. Ve yaklaşık 2 paket vanilya şekeri kullanacağım. Tabii olmazsa olmaz. Birazcık da bal ilave edeceğim bunun içine. Ayrıca cennet meyvesinin içine de birkaç damla limon suyu ilave edeceğim. Evet, önce süzme yoğurdumuzu gördüğünüz gibi yaklaşık 450 gram, 500 gram aralığında ben kullanıyorum. Öncelikle buna birazcık şeker ilave edeceğim. Vanilya şekeri, pudra şekeri ve birazcık da bal ilave edeceğim. Daha sonra cennet meyvemiz, Trabzon hurmamızı püre haline getirdik. Onun içine birkaç damla limon ilave edeceğiz. Daha sonra da bardağımıza doldurup servis hazır hale getireceğiz. Tabii birazcık da üstüne ceviz ilave edeceğiz kırılmış. Eve misafir gelecek, aman ben ne yapacağım? Şimdi 2 saate burada olurlar dediğiniz an işte bu olay hemen devreye girebilir. Yaklaşık bir yarım saatte tatlılarınız hazır hale gelir. Evet, şimdi bir kaşık yardımıyla pudra şekerimi ilave ediyorum. Şimdi birazcık daha vanilya şekeri ilave ediyorum. Evet, şimdi birazcık da bal ilave ediyorum. Aslında bal ve yoğurt bizim geleneksel lezzetlerimizden de biri. Genelde süzme yoğurt veya kaymaklı yoğurtla birlikte reçelle özellikle kahvaltılarda Orta Anadolu'da çok kullanılır veya balla. Fakat komşumuz Yunanistan'da da özel bir tatlı olarak kullanılıyor. O da bal ve süzme yoğurdunu kullanıyor tatlı yaparken. Evet, şu anda tam istediğimiz kıvama geldi hazırladığımız harç. Evet, harcımızı öncelikle şöyle alıyorum. Ve daha sonra da püre haline getirmiş olduğum cennet meyvelerinden birazcık ilave ediyorum. Ve son olarak da birazcık şöyle dekorasyon yapalım. Emek verdiğimiz gözüksün. Şöyle orta kısmına birazcık ilave ediyorum ve bırakıyorum. En son olarak da birazcık olmazsa olmaz şöyle etrafına cevizlerimi ilave ediyorum. Çok basit gerçekten ama çok lezzetli. Bunu yapmanızı evde gerçekten bir kere tavsiye ediyorum. Evet, tatlımı yaptım ve şöyle kenara aldım. Tabi bu arada Süleyman Bey sizi orada bıraktık yalnız başınıza ama. Yok ben kontrol ediyorum. Kontrol ediyorsun her şey kontrol altında. Süper. Çok güzel. Onları da bir tamam, evet bir güzel tamam. Çevirirsek. Biraz da zeytinyağı ilave edelim. Şöyle.
Evet Süleyman Bey, siz bu işin uzmanısınız. Gördüğüm kadarıyla çok güzel pişirdim. Çok güzel pişirdiniz. Size 10 numara veriyorum. Eşiniz teşekkür çok ediyorum. Şanslı. Şimdi geldik ikinci bölüme. Sucuğumuza. Sucuğumuzu gördüğünüz gibi ben bir büyük sucuk alıyorum. Ortadan kesiyorum. Ve yaklaşık şu kalınlıkta. Eğer marketinizde bir kesici varsa onunla veya bir bıçak yardımıyla şu şekilde kesiyoruz. Bu birinci yapacağımız iş. İkinci yapacağımız iş de biraz önce kestim ve hazırladım. Peynirlerimiz. Ben Kars kaşarı, buradan Kars'a da selam olsun. Kars kaşarı kullanacağım. Ve olmazsa olmaz tabii birazcık da pastırma kullanacağım. Gördüğünüz gibi dilim pastırmayı alıyorum. Ve bir tane içine kaşar ilave ediyorum, yerleştiriyorum ve daha sonra gördüğünüz gibi şu şekilde çevirmeye başlıyorum. Şu şekilde çevirdik ve kenara koyuyorum. Tabii bu arada hemen sucuğumu alıyorum. Sucuğumu da gördüğünüz gibi aynı şekilde çevirerek sonuna kadar çeviriyorum ve bir form veriyorum bu şekilde. Daha sonra bu formu ben şişler evinizde vardır muhakkak. Şu şekilde tam ortası gelecek şekilde şöyle geçirip bırakıyorum. Her şişte 3 tane yeterli olacaktır. Ben size bugün 3 tane yapacağım. Daha sonra siz isterseniz 5, 6 ne kadar arzu ederseniz yapabilirsiniz. Mangalımız için hazır hale getirdik. Evet, şimdi Süleyman Bey çok iyi burası gerçekten. Ben bunu alıyorum. Patateslerimiz çok güzel. Şöyle alalım. Evet Süleyman Bey, size bir destek olursanız. Evet. Şurada güzel bir şekilde patateslerimiz de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi geldi sucuklara. Sucuklarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Can Bey, ne kadar sıklıkla böyle çevireceğiz bunu, değiştireceğiz? Bunu sıklıkla çevireceğiz, göz kararı. Bir dakika falan beklemeden değil mi? Evet, hemen çabuk yani çabuk. Çünkü çok çabuk, eğer mi? Ateş çok harlıysa hızlı, eğer azsa biraz daha yavaş çevirebiliriz. Sucuklarımız da bitti. Onları da servis için şöyle güzelce kenara alalım. İsterseniz buyurun. Birinden alayım. Evet, bir tane de siz alın şöyle. Can Bey, elinize sağlık. Müthiş bir sunum hazırladınız bize. Güzel bir yemek yaptınız. Son kısmına, tadım kısmına geleceğiz mi? Şimdi geldik. Şimdi geleceğiz tabii ki. Buyurun ben size hangisinden buyurun çatal vereyim. Vallahi patatesleri, manda sucuğunu, pastırma hepsini deneyelim. Buyurun siz isterseniz. Ben şundan bir parça alayım. Bir tane patates alın. Daha sonra ben size bir tane şöyle elimle alayım. Şöyle güzel bir parça çıkartayım size. Ya şöyle keseyim mi? Tabii ki buyurun kesebilirsiniz ortadan. Peynir var, pastırma var, evet, sucuk var. Evet, hafif eridi peynirimiz de. Afiyet olsun. Süper olmuş, elinize sağlık. Tabii manda sucuğuyla da ayrı değil bir mi? Lezzet oldu. Tabii bu arada bunun da üstüne güzel bir tatlı harika gider. Size şöyle bir kaşık buyurun. Bunu da bir deneyin. Bakalım ben şöyle ama alttan yoğurduyla birlikte alırsanız. Şöyle mi alacağız? Evet, hep birlikte daha lezzetli olur diye düşünüyorum. Evet, bir de bunu deneyin bakalım. İlk defa yoğurtlu bir tatlı yiyorum. Öyle mi? Ama mükemmel olmuş. Elinize vallahi sağlık. Afiyet olsun, çok teşekkür ederiz. Hatta vallahi bir kaşık daha alıyorum. Sizi ben o zaman tatlıyla baş başa bırakalım ve programımızı yavaş yavaş kapayalım. Evet, bugün İstanbul'a yakın güzel bir manda çiftliğindeydik. Sağ olsun Süleyman Bey de misafirperverliğiyle bizi burada ağırladı. Ve mandayla manda sucuğu yaptık. Özellikle manda ürünleriyle manda sucuğu ve güzel bir manda yoğurduyla da güzel bir Trabzon hurmasıyla da birleştirdik. Güzel bir tatlı yaptık. Bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.